Elimizde iki farklı koordinattan oluşan iki boyutlu girdi ve üç boyutlu da bir çıktı değeri olan son derece karmaşık bir fonksiyon var. Üç boyutlu çıktı değeri aslında üç boyutlu bir vektörü anlatıyor. İçinde sinüsler, kosinüsler olan bu üç farklı ifade ikili koordinat girdisine bağlı. Bundan önceki videoda t gibi tek bir parametre yani tek bir girdisi ve iki boyutlu vektörel bir çıktısı olan fonksiyonlardan bahsetmiştik. Çıktı değerleri için gözünüzün önüne t'li ifadeler getirebilirsiniz ve bu örnek aslında bunun üç boyutlu bir benzerinden başka bir şey değil. Şimdi çıktı uzayını görselleştirmeye çalışacağız ve bunu yaparken de çıktı olabilecek noktaları değerlendireceğiz. Bu fonksiyonu biraz daha iyi iyi anlayabilmek için isterseniz basit bir nokta çifti ile başlayalım. Evet, gelin bu fonksiyonu yani f'yi t eşittir 0 ile s eşittir pi de bir değerlendirelim. Bakalım neyle karşılaşacağız. Birinci ifadede sıfırın kosinüsü 1'dir değil mi? Burası da öyle. Sıfırın sinüsü ise 0 olduğu için buraya ve buraya 0 yazıyorum. Pi'nin kosinüsü eksi 1'dir. Hemen not edeyim. Buraya da eksi 1 yazalım ve son olarak pi'nin sinüsü de 0'dır. Gördüğünüz gibi bu karmaşık ifadeler son derece basit bir hale geldiler. En üstteki ifade 3 çarpı 1 artı eksi 1'den 2. Burası yani y bileşeni 3 çarpı 0 artı 0'dan 0. Ve son olarak z bileşeni de 0 öyle değil mi? elde ettiğimiz çıktı değeri x ekseninde 2 diğer bileşenler 0 olduğu için evet sadece x ekseninde 2'de bulunacak. Grafiği çevirip noktayı buraya ekleyelim. Evet, 0 virgül pi girdisi bu noktaya karşılık geliyormuş. Bu işlemi farklı girdi değerleri içinde yapabilir ve bu sayede grafiğe farklı noktalar yerleştirebilirsiniz ama bunun çok uzun süreceğini fark etmiş olmalısınız. Bu yüzden de fonksiyonu belirli bir noktada değerlendirmek yerine girdilerden birinin sabit olduğunu düşünebiliriz. Mesela s pi de sabit kalsın, t ise farklı değerler alabilsin. Tabii ki çıktı değerleri de farklı olacak. Evet, t 1 değişken, bu ise pi olacak. S'nin pi olması eksi 1, eksi 1 ve bu sıfırın değişmemesi anlamına geliyor. Bu durumda çıktı değerlerini bir kere daha yazacak olursak, 3 çarpı kosinüs t artı eksi çarpı kosinüs t yani eksi kosinüs t y bileşeni 3 çarpı sinüs t, bunları silersem daha iyi olacak, yok yere kafamı karıştırıyorlar. Neden? Çünkü t artık sıfıra eşit değil, ne diyorduk? 3 çarpı sinüs t, evet, 3 çarpı sinüs t eksi 1 çarpı sinüs t. Şunu da yeşille yazayım ki diğerleriyle uyumlu olsun. Alttaki ifade 0 olmaya devam edecek ve tüm bunların 3 kosinüs t eksi kosinüs t, 2 kosinüs t eder, 3 sinüs t eksi sinüs t, 2 sinüs t. Değil mi? Evet. Kısacası, bu iki bileşeni bu şekilde sadeleştirebiliyoruz. s sabit kalıp, t'nin değeri değişince bunu elde ettiğimizi bir kere daha tekrar ettikten sonra devam edelim. Bunu bu şekilde yaptığımızda da bir daire elde ediyoruz, öyle değil mi? Nedenini merak ediyorsanız buradaki kosinüs sinüs ilişkisi evet bunu sağlıyor. Bu yarıçapı 2 olan bir daire ve işaretlediğimiz bu ilk noktadan geçiyor. Değişkenlerden birini sabit bıraktığımız zaman bunu elde ediyoruz. İsterseniz bir de s'nin değişmesine izin verip t sabit kalınca ne olacağını görelim. Bunu kendi kendinize de yapabilirsiniz. Hatta bence denemelisiniz de. Denediğinizi varsayarak ben hemen çünkü size işin mantığını anlatmaya çalışıyorum. Bu durumda da buna benzeyen bir daire elde ederiz. Az önce de dediğim gibi s'nin değiştiği t'nin de sıfırda sabit kaldığı durumu kendi kendinize denemenizi ve neden buna benzeyen bir daire elde ettiğimizi anlamaya çalışmanızı istiyorum. İki değişkeninde... Değiştiğini varsayalım şimdi. S'yi serbest bıraktığımızda elde ettiğimiz bu daire, T'yi serbest bıraktığımızda elde ettiğimiz alanı tarayacak ve buna benzeyen bir şekil elde edeceğiz. Evet, simite benzeyen bu şeklin matematiksel adı torustur. Torus ve buradaki fonksiyonda bu torusu çizmenin havalı bir yolundan başka bir şey değil. Başka bir videoda da bize bu torus verildiğinde fonksiyonu nasıl elde edebileceğimizi inceleyeceğiz. Mantığını anlatmaya çalışırken bu daire bu alanı taradığında neden buna benzeyen bir şekil elde ettiğimizin ve kırmızı daire ile mavi daire arasındaki ilişki üzerinde de duracağız. Bu videoda size parametrik yüzeylerin neye benzediğini, yani iki boyutlu girdi ve üç boyutlu çıktı değeri olan bir fonksiyonu görselleştirmenin bir yolu olduğunu anlatmaya çalıştım.